Selamlar herkese. Kanalda şu günlerde iOS 18'e ait beta videoları paylaşıyorum. Ve hemen hemen her beta videosunun altına bu güncelleme bana neden gelmedi? iOS beta nedir? iOS beta farkları nelerdir gibi sorular geliyor. Sizinle bu videoda iOS beta güncellemesi nedir? Bu güncellemeler size neden gelmemiştir? Developer beta ve public beta arasındaki farklar nelerdir? Bu güncellemeleri kurmak zararlı mıdır, değil midir ve bu güncellemeler arasındaki sürüm farklılıkları nelerdir? Bunların her birini konuşalım. Apple bildiğiniz üzere iOS işletim sistemini her geçen gün geliştirmekte ve yeni güncellemeler yayınlamaktadır. Sizin de kullanmakta olduğunuz iPhone'a belli güncellemeler gelmiştir ve belli aralıklarla da gelmeye devam ediyordur. Bir sonraki gelecek olan güncellemeye tabii ki de Apple arka planda çalışıyor size bu güncellemeyi göndermeden önce ve bu çalışmalarını belli sürümlere ayırıyor. Örneğin ilk taslak çalışması, sonrasında alfa çalışması ve sonrasında da beta çalışması. Beta çalışmasından sonra da tam sürüm iOS işletim sistemi güncellemesi. Eğer beta çalışmasına geldiyse bu iOS güncellemesinin belli bir olgunluğa gelmiş olduğunu bize söyler. Yani bu iOS güncellemesi içerisinde hatalar ve eksikler vardır. Ancak bu iOS işletim sistemi bu güncelleme bir şekilde kullanılabilir sürümdedir. Ve iOS güncellemelere beta sürüme geldiği zaman Apple bunları bizim için yayınlıyor. Aslında tam olarak bizim için değil. Fakat Apple bunları bize de kullanmamızı sağlaması için yayınlıyor. Bu yayınlama işlemin tamamen ücretsizdir ve aslında temelinde 3 amaç yatar. Birinci amaç Apple'ın bu işletim sistemini daha iyi bir hale getirebilmesi için daha çok kullanıcıdan geri dönüş toplaması gerekmektedir. Ve bazı hatalar, bazı eksikler ya da bazı durumlar 10 cihaz ya da 100 cihaz üzerinde test sırasında çalışabilmektedir. Ama bu binlerce kişiye yayınlandığında bu güncelleme hata verebilmektedir. İşte Apple bu gibi hataları yakalamak için çok fazla kullanıcıya bu güncellemeleri ücretsiz bir şekilde açıyor. Yani Apple'ın beta güncellemelerini kullanan her biriniz aslında Apple'ın yazılım geliştiricilerinin test ediyorsunuz ve birer Apple'ın testerı olabiliyorsunuz. İkinci konu, üçüncü parti uygulama geliştiricileri. Yani App Store'da eğer uygulaması olan kullanıcılar herhangi bir iOS işletim sisteminin beta sürümündeki güncellemeyi yüklerse uygulamaları bu güncelleme ile nasıl çalışıyor? Bu güncellemeyi uygulamalarının optimize nasıl edilebilir? Bu gibi konuları uygulama geliştiricileri henüz güncelleme yayınlanmadan tamamlasın diye Apple bu beta güncellemelerini yayınlıyor. Üçüncü kategori biz yani meraklılar, teknoloji severler. iOS güncellemeleri henüz yayınlanmadan bu güncelleme içerisindeki yeniliklere kavuşabilmek için telefonlarımıza bu güncellemeyi yüklememizi Apple imkan sağlıyor. iOS güncellemelerinde iki adet farklı tip vardır. Bunlardan birisi iOS Developer Beta ki benim kanalda videolarını paylaşmış olduğum güncelleme tipi bunlardır çoğunlukla. İkincisi de iOS Public Beta'dır. iOS Developer Beta aslında uygulama geliştiricileri için yayınlanır ve iOS 17'ye kadar bunları yüklemek için belli bir ücret vermek gerekebiliyordu. Ya cihazı Apple developer üyeliğiyle aktive etmek gerekiyordu unit numaraları üzerinden ki bu işlem ya paralı yapılıyordu ya da Apple developer bir hesap almak gerekiyordu ki o da zaten paralı ama iOS 17 itibariyle bu ücretsiz bir hale geldi. İlk yayınlanan iOS beta güncellemeleri de developer betalardır. Public betalar bir hafta iki hafta belki duruma göre bir ay 2 ay sonradan takip eder developer betayı. Public betada halka açık ücretsiz bir şekilde yayınlanan betalardır ki dediğim gibi artık developer betalar da ücretsiz. Public betalar developer betaların yamalanmış halidir. Developer betalar yayınlanır, içerisinde olan bazı hatalar giderilir, bir yama yayınlanır ve bu yamalanmış haliyle public beta olarak iOS güncellemesi yayınlanır. Yani illaki ben iOS beta kurmak istiyorum derseniz şahsen ben public betayı kurmanızı öneririm. Ancak geliştirmelere ve güncellemelere daha erkenden erişmek istiyorsanız developer beta'yı da kurabilirsiniz. iOS beta güncellemelerin sürüm numaralarından bahsedelim. Ben iOS 18 beta 4 dediğimde bu güncelleme iOS 18.4'e tekabül etmez. iOS 18.0 beta 4'tür bu güncelleme. Yani iOS 18.0'ın tam sürümünden önceki 4. beta güncellemedir. iOS 18'in tam sürümü beta 4'ten daha yeni bir güncellemedir. Peki gelelim en çok sorulan soruya. Bu iOS beta güncellemesi bana neden gelmiyor? 1. Kullanmakta olduğunuz iPhone bu güncellemeyi destekliyor mu? İlk önce ona bir bakın. Yani iOS 20'nin beta güncellemesi size gelmiyorsa telefonunuz iOS 20'yi destekliyor mu? Eğer destekliyorsa şunu unutmayın bu bir beta sürüm güncellemedir. Henüz tamamlanmamış güncellemedir. Eğer tamamlanmış bir güncelleme olsaydı kesinlikle sizin için de yayınlanacaktı. Ancak yayınlanmamasının sebebi tamamlanmamış sürüm beta sürüm olmasıdır. Beta sürüm güncellemeleri telefonunuza yükleyebilmek için Apple Beta programına dahil olmanız gerekiyor. Ya Developer Beta programına ya da Public Beta programına dahil olmanız gerekiyor yani iOS beta programına dahil değilseniz bu güncellemeyi alamazsınız. Dahil olmak için de kanalda videosu var onu da izleyebilirsiniz. Genel olarak iOS beta güncellemelerini ben kurulması taraftarı değilim. Çünkü tamamlanmamış güncellemeler olduğu için içerisinde çok fazla hatalar var. iOS beta güncellemeleri istikrarlı bir şekilde ilerlemez. Örneğin iOS 18 beta 3'te bir hata vardır. Bu beta 4'te giderilir. Ama bu hata beta 5'te tekrar edebilir ya da beta 5'te daha kötü bir hata karşınıza gelebilir. Bu sebepten dolayı ben iOS beta güncellemelerini kurmanızı önermiyorum. iOS beta güncellemeleri hakkında farklı bir sorunuz varsa aşağıda yorum satırında bu soruyu da dile getirebilirsiniz ve bu şekilde videoları kaçırmamak için kanala abone olup çanı açabilirsiniz.